açı saniyesi, açı saniyesi 1 derecenin 3600'lüğü. Ve dolayısıyla ben çok basit bir geometrik argümanla burada bana gelen, eğer ben onu nokta olarak görüyorsam yani şu şekilde ve ben onu çözemiyorsam, şurada benim açım, burada basit bir geometrik bir işlemle buradan ışımanın geldiği uzaklığın geliştiğini bir parsek, bu genelde astronomide bir parsek olarak kullanılır. 3 ışık yılı, 3,26 ışık yılına karşılıklı. Yani 3 ışık yılı gibi bir alandan geliyor bana bir şey. 3 ışık yılı bir galaksiye baktığımda yani çok yüksek bir enerji geldiğini biliyorum ben ona. Ne kadar yüksek derseniz, normal bir, şöyle söylemek gerekiyor. Normal bir galaksiden çok çok daha fazla. Fakat ölçüye baktığımda 3 ışık yılı. 3 ışık yılı bizim en yakın olan bize en yakın olan yıldıza uzaklığımız bile değil aslında. Bir galaksinin bir uçtan bir uca 100 bin ışık yılı civarında olduğunu söylüyor mesela Samanyolu'nun bir uçtan bir uca olduğunu. Dolayısıyla bize devasa bir enerji bile de çok küçük bir yerden geliyor. Bu argümanı üretebiliyor burada. Bir başka argüman, çok güzel bir argüman aslında. Bu da bir analoji yapacağız. Mesela bir lamba var elinde, bir ampul. Ampulün etrafında şöyle beyaz şeyler koyulur ya, etrafını sarmak için. Avize değil de böyle balon gibi, balon gibi düşünüyoruz. Etrafında ampul var, etrafında balon var. Ve ampulü ben yaktığımda, uzaktan bakıyorum ben ampulü, ampulün yüzeyinin her yerinin homojen bir şekilde aynı anda parladığını görüyorum, parladığını düşünüyorum. Çünkü ışık hızı çok çok yüksek bir hıza sahip. Fakat bunu alalım şimdi, bu etrafında o balonun genişliğini çok çok yüksek, çok çok büyütelim. Hani bir dünyayı alalım, dünya ile güneş arasındaki ufaklıkta böyle büyük bir balonumuz olsun. Olay şu aslında, yani ben şuradan baktığımda, şuradan gelen ışın bana T0 sürede geliyorsa, şu uçtan gelen ışın bana bir gecikme gelecek. Şuradaki yarıçapla alakalı olarak yani, gecikme aldığı süreye kadar gecikecek. Eğer ben ortaya dünyayı koyup, dünya ile güneş arasındaki mesafe kadar büyük bir balon olduğunu düşünürsem, bu gecikme dramatik bir şekilde 500 saniyeye kadar çıkabiliyor. 500 saniyeden bahsediyorum. Ve bunu çok daha büyüttüğünüzde bu gecikme ciddi anlamda büyüyecek tabii ki. Ve ilginç olan şu, şimdi diyelim ki 500, bu balonumuzu büyüttük, 500 saniye kadar bir gecikme ile geliyor bana. Ve ben buradaki lambayı saniyede bir açıp kapatmaya başladım. Dolayısıyla benim yaptığım etki 500 saniyede bana gelmesi gerekiyor. Homojen bir şekilde tamamen aydınlanıp kapanması. Yani 500 saniye arada bir gecikme olacak. Dolayısıyla ben açıp saniyede bir açıp kapatıyorsam buradaki şey mesela şuradan geldi fakat burası daha açılmamıştı. Fakat ardından gelen hemen burayı kapattı. Dolayısıyla ben bir saniye gibi bir ölçekte yaptığımda o açıp kapamayı buradaki değişimi fark edemem. Tamam. Karmaşık bir şey. Evet, karmaşık bir şey elde edeceğim. Değişimi elde edebiliriz. Tam olarak değiştiğini anlayamaz. Yani bir saniye sen bunu yarım saniyede bir söndürüyorsun diyemezsin bana. Ancak 500 saniyenin üzerinde değişim olması gerekiyor ki ben bunu anlayayım. 500 saniyede çünkü ancak gelebiliyor bu adam. Bu argümanla mesela ben bir tayfa bakıyorum, bir optik galaksi tayfına bakıyorum. Tayfa bakma mesela, oradan bir ışığa bakıyorum. Işık ne kadar şiddetli bir şekilde geliyor ve ne kadar değişiyor. Mesela işte x kadar geliyor, 2x'e kadar değişti birden. Işık eğrisine bakıyorum. 2 katı kadar değiştiği karakteristik süre mesela 10 üzeri 4 saniye ise ben şuradan aynı şekilde buradaki gecikme delta t demiştim. Şuradaki formülden ben 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 parsek gibi. Biraz önce burada yine parsek yazdım da. Şöyle diyebiliriz. Buradaki büyüklüğün 2 astronom birimi, yani Dünya ile Güneş'in arasındaki uzaklığa 1 astronom birimi diyoruz. 150 milyon kareye karşılıyor. Biraz önce hatırlarsın 3 ışık yılından indir demiştim. 3 ışık yılından geliyor çünkü yok. Bir de şöyle bir şeye baktığımızda, bu gözlemsel bir şey, 10 üzeri 4 saniye. 10 üzeri 4 saniye bir büyüklük bir değişmedir. Böyle çok tipik bir değişim süresidir aktif galaksilerde. Yani aktif galaksiye bakıyorsun, bir günde ışık, yaydığı ışık iki katına çıkıyor. Ve ben buradan anlıyorum ki bana gelen ışın Dünya ile Güneş mesafesinin iki katı kadar bir bölgeden geliyor aslında. Bir üst limit koyuyorum bana. Daha da küçüktüm aslında. Yani devasa bir enerji geliyor bana. Fakat olabildiğince küçük bir yerden geliyor. Her dediğin yer çok kadar mı? Buradan yola çıkabiliriz yani. Her dediğin yer çok daha da içeride. Kareleri bulacaksın. Şu var şekilde. Parlaklığına bakalım. Bizim galaksimizin parlaklığı 2 çarpı 10 üzeri 10. Bu L yuvarlak olarak gösteren şey güneş parlaklığı olarak düşünebilirsiniz.
bir güneşin parlaklığının 10 üzeri 10 katı etkide varabiliriz. Güneşin parlaklığı ise 10 üzeri 26 watt olarak söyleyebiliriz. Bir tipik aktif galaksi çekirdeğinin parlaklığı ise 8 çarpı 10 üzeri 36 watt. Yani aktif galaksi diye bahsettiğim şey bütün küçücük bir bölgede, büyük bir galaksinin değil küçücük bir bölgeden bizim Samanyolu'nun yaptığı bütün ışımayı yapıyor aslında saniyede. Bizim galaksinin bir saniyede yaptığı bütün yıldızlarıyla, bütün her şeyle yaptığı her şey. Sadece merkezinde küçücük bir bölgeden ışıma yapıyor. Dramatik olanlar oldu. Yani çok çok küçük bir bölgeden devasa bir enerji. Kütlesine baktığında ise bu Schwarzschild yarı çapı formülü üzerinden hemen de çıkışının C olarak belirlediğimizde hemen yarı çapı çektiğimizde biraz önce verdiğim örnekteki bir gün ölçeğinde değişen bir aktif galaksi çekiyoruz. Merkez, burada merkezindeki yarı çapı, merkezindeki kareli için ondan daha da küçük olacağını düşünmüştüm. 3 çarpı 10 üzeri 1 aldım. Biraz önceki örnekte şurada hatırlarsanız 3 çarpı 10 üzeri 2 çıkmıştı. Ben 10'da 1 kadar olsun dedim. Pardon, kareli yarı çapı. Böyle olduğunda bir kütle hesabı yaptığımda 10 üzeri 8 güneş kütlesi çıktı. 10 üzeri 8 inanılmaz bir kütle demek. Normal bir kare, yani bir yıldız için zaten bunu elde etmeniz imkansız. Bu da ilginç bir şeyler var demek. Yani basit argümanlarla, bu basit bir matematik de aslında yapıyoruz bunu. Fakat tamamen fiziksel argümanlarla. Ve neyle oranları uzak? Nasıl? Tamam, o yarış yapar. Yani yoğunluğunu... Yoğunluğu falan yok çok fazla. Kütle var burada sadece. Ben baktım, yarış yapıp yani küçülttüm. Değişime bakarak ne kadar küçük bir bölgeden geldiğini gördüm. Ve ondan sonra dedim ki bunun içerisinde bir karelik olsun. Şuraşçı şöyle çıkıda o bölgenin onda bir kadar olsun. Kütlesi ne kadar olacak acaba? Kütlesine baktım. 18. Güneş kütlesi çıktı. Ve güneş kütlesi de aşağıda kilogram olarak verilmiş sanırım. Yani burada bu şeyle argümanlardan yola çıkarak bu aktif galaksinin içerisinde çok büyük bir kütlenin olduğunu biliyorum ben artık. Peki bu kare delik dedik, 10 üzeri 8 güneş kütlesinde. Samanyolu'na baktığımızda Samanyolu'nun merkezinde de bir kare delik var. 10 üzeri 6 güneş kütlesinde bu. Bazılarında çok daha büyük olduğu da biliniyor. Yani birçok spiral galaksinin içerisinde kare delikler var. Fakat burada ilginç olan ne acaba? Bu aktif galaksilerdeki kare delikleri ilginç yapan şey ne? Sadece orada da kare delik yok. Bu kare delik aktif bir kare delik. Aktif olması da etrafında bir yığılma diskinin olmasından kaynaklı. Yani gaz ve toz bulutları var bu tarihinin etrafında. Ve bunlar Kepler orbiti, Kepler orbiti etrafında bunun etrafında dönüyorlar. Yani yarış yapılarının orantılı olarak hızları da değişik, farklı farklı hızlarda. Ve içte olanlar daha hızlı hareket ediyorlar, dışta olanlar daha yavaş hareket ediyorlar. Ve buradan kaynaklanan bir viskozite de var. Yani tam anlamıyla bir sürtünme değil belki ama buradaki hız farkından kaynaklı olarak açığa çıkan bir enerji var. Isı şeklinde dışarıya veriyor. Ve dışarıya doğru bu enerjiyi verdiğinde yavaş yavaş içeriye doğru spiral bir şekilde içeriye doğru düşmeye başlıyor. Yani etrafında tam bir şeklinde değil. Mesela güneş sisteminden baktığımızda güneş sistemi içerisindeki gaz ve toz bulutlarına da gezegenleri saydığımızda burada bir viskozite yok. Ya da gaza baktığımızda o kadar yoğun değil ki biz bunun etrafında içeriye spiral yapmadan devam edebiliyoruz. Yani burada durum çok daha farklı. Çok yoğun bir ortam var. Ve birbirleriyle de etkileşiyor şu anki zamanda gaz ve toz bulutları. Dolayısıyla içeriye doğru düşüyor. Yavaş yavaş spiral yapıyor. Ve belli bir yarı çapa geliyor ki bu Schwarzschild yarı çapının 5 katı kadar. Bundan sonra artık doğrudan içeriye doğru. Karadeliğin içerisine doğru. Ve burada olan şey karadeliğin çok büyük bir kütle dedik. Bu kütle sebebiyle çok büyük bir potansiyel var. Kütle çekimsel potansiyel. İçeriye doğru gelince dolayısıyla bu artık kilit kenarlarına dönüşüyor. Çarpışmalarda çok yüksek sıcaklıklar oluşuyor. Ve inanılmaz yüksek derecede ışıma ortaya çıkıyor. Aktif galaksi bireyinden o biraz önce gösterdiğim o spektrumda birden böyle 4'e kadar sıçramalar, 4 kat sıçramalar ya da bütün dalga boyuna yani gamma ışınında ya da X ışınında bu kadar yüksek enerji görmenizi sebebi. Bu ekstrem ortam aslında. Şimdi orada neyle çarpışıyor? Bütün cisimler hızlı bir şekilde. Cisimler birbirleriyle de çarpışıyor. Yani. Çarpışıyor çünkü hepsi o noktaya doğru, o çöküntüye doğru. Hepsi bu şekilde değil aslında, şöyle şu şekilde gidiyor yani. Diğer tarafın geliyor değil mi? Evet, 5 yarı çarpı sonra. Tamam, oradan dik bir şekilde sonra
merkeze doğru gidiyor. Zindir'e doğru. Orada yani neyle çarpışıyor? Orada çarpışıyor değil mi? Onun öncesi aslında bütün mesele. Yani orada çarpışmanın öncesinde orada hızlandığından dolayı sıcaklık artıyor. Öyle diyor. Yok yani sıcak yani o çarpışmayla beraber o gezgi şey oluyor. Enerji oradan geliyor da neyle çarpışıyor orada? Onun tam bir şey yok. Şöyle bir durum var aslında. Yani bütün her şey sadece bu saçılma diskinden değil. Yani tabii yığılma diskinden kaynaklanmıyor. Bu aktif bereksler aynı zamanda jetler de var. Bunlara hiç girmedim burada. Buraya baktığınızda şöyle bir jet çıkıyor. Bu jet ortamda bazıları şuraya inerken bazıları yukarıya doğru çıkıyor bu jetlerden. Ve radyo bereksler de özellikle diyor. Burada çarpışma denen şey aslında burada ışımayı yapan şey basit çarpışmalar değil. Burada elektronlar var. Çok yoğun. Aynı zamanda manyet tavanlar var. Manyet tavanın etrafında hızlanarak sinkrotron ışıma yapıyorlar. Yani sadece illaki bir şeyle çarpışıyorsa sadece yüksek sıcaklığa sahip olması değil. Sinkrotron ışıma yapıyor. Aynı zamanda birazdan bahsedeceğim o modellerde. Sinkrotron ışıma yapmış olan bir manyetik alanla sinkrotron ışıma yapıyor. Bir foton veriyor dışarıya, optik dalga öyle diyelim. Sonra geliyor, bu yüksek enerjili elektronlar var geri ortamda. Bunlar bu sefer inverse counting yapıyorlar. Bu alanını daha da boost ediyorlar. Bir bakıyorsun gamma ışınlı ışıma geliyor. Yani sadece böyle açlıklar arası etkileşimlerin ötesinde burada sinkrotron var, inverse quantum var, birçok şey var. Üzerine yani Faraday'ın üzerine düşüp ve oradan çıkışım açık. O Faraday'ın üzerine düşmesi tam böyle şu an şey yapamıyor. Hani Faraday'ın yani Faraday'ın üzerine o yani bir yarıçapın belli bir noktasına kadar zaten hani oralar hakkında böyle şu an gözlemsel olarak bir şey söylemek de pek güç bir şey. Burada aslında yoğun olarak gelen şey yığılma diskinden termal bir ışıma görüyorum, X ışınlarında özellikle. Fakat bir de jetler var. O jet ortamlarında da gamma ışınları görüyorum. Ve jet ortamlarında sadece çarpışma değil, biraz önce bahsettiğim gibi manyetik alanla etkileşim, sinkrotron ve enkrotron. Bunların gücü ne kadar yani manyetikten gelen güç fazla değil mi? Manyetikten güç fazla değil ama elektronların hızları çok yüksek. Relativistik hızlardan bahsediyoruz. Şey olabilir mi? Bu paraleliğin orada hani şey diyorlar ya, parçacık ayrılıyor. Yani içeri doğru çıkıyor. Halk bir yaşından bakıyoruz. Yani oradaki... Bu anla karşılaştığında çok düşük. İnanılmaz düşük bir şey. Halk bir radiation düşük. Evet. Bu haliyle. Yani gözlemlesi bile zaten çok yani çarpıcı bir alay göremiyorum açıkçası. Yani kaydedikte çarpışmalar kastetmiyorum. Burada hep kastettiğim çarpışmalar hepsi atomlar arası çarpışmalar, etkileşimler. Kaydedikte herhangi bir etkileşim yok. Yani sadece bir de çekilseydi. Atomlar ödedi doğru giderken çarpışacak bir şey olmuyor. Yani hepsi aşağı doğru gidiyor. Yani sürecinde beraber çok yani zıt bir şey yok yani. Ama eğer çok istatistik, çok yüksek bir şeyse tabii yani çarpışma olur. Yani bunlar ileride bir modelinde yani çarpışma kuantum mekanizma olarak düşünürsek bir etkileşim, Hamiltonian falan yazmak gerekir. Çünkü bunlar birbirlerine çok yakınlar. Yani, çok yoğun bir ortam var. Nerede yani eğer çok yoğun bir ortam, yakın cisimlerin hızları derinliğine doğru birbirlerine yakın. Varyasyonları az yok. Muhtemelen ama siz şey hep bahsettiğiniz yer o 5 yarıçapın onların yani oradan içine daldıkları bölgeden bahsediyorum. Bunun açısından ama bölgede nasıl bir ışınma yaptıklarını çok iyi bilmiyorum. Burada söylediğim şeyler o halde o 5 yarıçapın yarıçapın dışı gibi düşünebiliriz. Yığılma diski böyle. Yığılma diski hakkında bir iki tane daha şey söyleyeceğim. Yığılma diski üzerine düşen bir kütlemiz var. Bu şu diyelim. Bu kütle Karadeniz üzerinde yığılma diski içerisinden Karadeniz üzerine düştüğünde bu rest kütlesi rest nesilinin bir şekilde dönüşmesi, enerjiye dönüşmesi eşittir enerjilerin misali. Fakat burada 0.1 gibi bir verim oranı var ortada. Yani benim MC karemi 0.1'i buradan enerjiye dönüşüyor. Bu aslında çok yüksek bir rakam. Normalde yıldızlara baktığımızda hidrojen her bir masanın tezlenmesi sırasında binde 7. Evet, binde 7 bir rakam. Burada çok yüksek bir şekilde, çok yüksek verimlilikle kütle enerjiye dönüşüyor. Ve parlaklıklarının 10 üzeri 38 watt olduğunu bulmuştuk zaten. Ne kadar acaba kütle üzerine yığılıyor? Bunu hesaplarsan şurada. Şöyle bir değer çıkıyor. Yani yılda 0.2 güneş kütlesi kadar madde üzerine yığılıyor bu karadeyi. Yılda 0.2 güneş kütlesi. Bu epey yüksek bir kütle aslında ve bunu barındıracak kadar gaz da var galaksinin içerisinde. Samanyolu galaksinin içerisinde 10 üzeri 10 güneş kütlesinde gaz var. Yani normalde galaksinin %10'u yani bir gazdan oluşuyor.
Tabii bir de şu bir limit var. Yığılma için bir limit koymamız gerekiyor. Çünkü üzerine yığılıyor madde. Madde yığılırken parlaklık artıyor. Parlaklık arttığında ışığın bir basıncı var. Basınç bu karşı koyuyor yığılmaya. Yani bir noktada artık birbirlerine bu basınç aşağı doğru olan birbirlerine geliyor. Dolayısıyla bir limit koyuyor. Yani siz istediğiniz kadar yüksek bir parlaklığa ulaşabilirsiniz. Buna Eddington limiti deniyor. Ve basıncı parlaklık orantılı olduğunu söyleyip çıkartacak güzel kuvvetin de delta orantılı olduğunu söylerdik. Ve bunların birbirleriyle bir şekilde bir eşitlik olduğunda limit koyacağız. Bu eşitliği yazdığımızda böyle bir şey elde ediyoruz. Burada L yerine 10.038 koyduğumuz takdirde bizim elde ettiğimiz kütle, yani 7 çarpı 7 10.036 güneş kütlesi. Yani bizim kare deliğimiz limit hızda yığılma sağlıyor üzerine. Bu durumda dahil şurada şu kütlede bir kare delik kütlesi buluyoruz. Yani 10.036 yine yüksek bir kare delik kütlesi. Yani genelde de zaten bu atık karakterlerde burada delik tümünümüzde yığılma yığılıyor bu şeyler üzerinden. Peki bu grafiği çıkarttık. Burada ekstra bir haber. Madem şeyden bahsettik, yığılma dizilerinden bahsettik, Samanyolu içerisindeki garip karelikler de söz açmışken. Şurada gördüğünüz şu hızlı bir gaz kütlesi var. Gerçek bir simülasyon. Şurada yıl var. Şu an bizim karelikliğin merkezine doğru hareketlenen gaz kütlesi var. Şu an gözleniyorum. Ve karelikliğin içerisinde, Samanyolu merkezindeki karelikliğin etrafındaki içinde o yörünge boyunca kütle çekimsel gelgit kuvvetleri sebebiyle bu gaz kütlesi ayrışmaya başlıyor. Bu yapılan simülasyon, aksi kullanılan mevzi yapmış sanırım. Ve bu şu an gözlenebilecek bir şey. Burada bahsettiğimiz şeyler, bu madde aktarım listelikten gözlenen şeyler, çoğu teoriden gelen şeyler tabii ki. Dolaylı olarak kanıtlanabiliyoruz ama buradaki gibi canlı yayında gözleyebileceğimiz fırsat hiçbir zaman için olmamıştı. Bu sene sonlarında ya da 2014'ün başında bu umuluyor ki canlı bir şekilde gözlenecek. Yani bir galaksinin bir gaz kütlesiyle etkileşimi gözlenmesi planlanıyor. Detaylı için bu siteye bakabilirsiniz. Tam bu noktada belki bu site hakkında da bir şeyler söylemem gerekiyor. Bu site benim karşılaştığım en güzel projelerden bir tanesi. Amerika'da doktor öğrencileri, astrofizik alanında doktor öğrencilerinin hazırladığı bir site bu. Arşivden, hepimiz biliyoruz, arşivdeki makalelerden kendi ilgi alanları ya da kendi ilgilendikleri makaleleri alıp özetlerini yapıyorlar. Bir lisans öğrencisini bir lisans öğrencisini anlayabileceği şekilde özetliyorlar. Ve matematikten ve gerçekten rigor'dan da kaçınmayarak yapıyorlar bunu. Burada da bu konuyla ilgili özet bir makale var. Reklamda şeklindeydi. OK. İteraksiyon. Son birkaç şekilde bitireceğim. Aktif galaksilere baktığımızda farklı aktif galaksiler görüyoruz aslında, farklı sınıfları var. Fakat ilk başta bunların farklı cisimler olduğunu düşünüyorduk. Fakat birleştirme modelleri denen modellerle aslında o galaksilere farklı açılardan bakarak farklı cisimler gördüğümüz anlaşıldı. Örneğin şöyle bir galaksi var diyelim. Etrafında şuradaki yığılma disiplinin etrafında toz şeklinde gazlı toz bulutları var. Yani ben buradan baktığımda burada jet yapalım. Eğer şu açıdan bakarsam fuazlar görüyorum. Eğer yandan bakarsam bir radyo galaksi görüyorum. Ve tam jetin üzerinden bakarsam, yani jet bana doğru geliyorsa, ben jeti görüyorsam, çok yoğun bir şekilde görüyorum. Motosan kaynak olarak görmenin sebebi de aslında. Bu arada blazar diyoruz. Bu blazarlar aslında ilginç olan kaynaklar aslında. Fermi görevi hakkında bir şey bahsedeyim. Fermi 2008 yılında gönderilmiş bir uzay teleskopu. Bundan sonra esnafında birçok ülkenin bir arada gönderdiği bir teleskop. Üzerinde iki tane cihaz var, HAT ve GB olarak. Sürekli gökyüzünü tarayan bir teleskop bu. 3 saatte bir gökyüzünü tarıyor ve bir anda %20'sini görebiliyor gökyüzünü. Benim ilgilendiğim alan, hocamla beraber çalıştığımız konu ise blazerler. Tam o jet'e doğrudan baktığımız kaynaklar. Bütün aktif araçların içerisinde %5 gibi bir oran sahipler. Jet'e doğrudan bakmış.
bakıyorum. Yan bakış doğru dedi. Ve oldukça radyoda çok yüksek yoğunlukta ışın yapıyorlar. Ve en ilginç taraflarından bir tanesi çok yüksek bir değişime sahipler. Saat ölçeğinde hatta bazen saatle, yarım saat ölçeğinde ya da bazen dakika ölçeğinde daha çok dramatik bir şekilde ışınlarının değiştiğini görüyoruz. Ve çok ilginç karakteristik spektral enerji distribüsyonları var. Fayfları bu şekilde görünüyor. İki tane şu şekilde bam. Bir tanesi bahsettiğim sinkrotron. Yani manyetronun içerisinde elektronlar hızlanıyorlar ve ışıma yapıyorlar imelendiklerinden dolayı. Ardından ise bir de gamma ışığında inverse phantom görülüyor. Inverse phantom'da yüksek enerjide elektronlar çıkarttıkları o sinkrotron ışımayı yeniden boost edip inverse phantom şeklinde yüksek enerjide taşıyorlar. Farklı modeller var. Bir tanesinde buradaki olay hemen çözülmüş durumda aslında. Buranın sinkrotron bantı olduğu biliniyor. Burada ise farklı modeller var. Bir leptonik, bir hadronik modeller. Bizim yapmak istediğimiz şey aslında ufak bir şeyden bahsedeyim. Şu an Fermi verilerine bakıp Fermi'nin sürekli o survey verilerinden belli kaynakları seçip onların setlerindeki değişimlere bakıyoruz. Ve farklı dalga boylarına bakıyoruz. Bir gamma ışığında bakıyoruz. Ve başka bir dalga boyuna bakmak istiyoruz. Ve yapabilirsek korele etmek istiyoruz. Yani bununla şu aynı şekilde değişiyorsa buradaki elektron, bunu oluşturan elektron popülasyonu ile bunu oluşturan elektron popülasyonu aynıdır diye o bir argüman ortaya koyup elektronik modeli destekleyebilir ya da eğer bunu desteklemiyorsa hadronik model olur gibi şeyler ortaya atmaya düşünüyorum. Ben daha ilk çalışma, birkaç propozunu yazdım. Gözlemle yazdım. Onda bir şeyler belli olmadığı için çok detaylı bilmeyeceğim. Bu şekilde detaylarımızı ben de paylaşabilirim. Son olarak kaynakları teşekkür edeyim. Bu şey, seviyeye göre yaptığım kaynakları, yani en ulaşılabilir. Bu ise konunun en detayları bulabileceğiniz kaynakları. Onu da ilgilenmek istemiyorum.